Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte merakla beklenen yeni Redmi Note serisinin modellerini mercek altına alacağız. Biliyorsunuz Redmi Note serisi ülkemizde hayli ilgi gören bir seri. Bunun temel nedeni aslında bizlere uygun fiyata gayet yüksek teknik özellikler sunan cihazlarla beraber gelmesi. Bugünkü konuklarımız arkadaşlar Redmi Note 13 Pro Plus ve Redmi Note 13 Pro. Peki serinin yeni modelleri temelde bizlere neler sunuyor? Öne çıkan özellikleri neler? Bu videoda bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Dilerseniz öncelikli olarak sözü büyüye verelim ve Redmi Note 13 Pro Plus'la bu değerlendirmemize başlayalım. Öncelikli olarak şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Redmi Note 13 Pro Plus'ın en önemli özelliği bence serideki diğer cihazlarda da bu yok. Bakın kavisli ekranla gelmesi. Yani Redmi Note 13 serisinde ne Redmi Note 13'te ne Redmi Note 13 Pro'da kavisli ekran özelliği yok. Kavisli ekranı Redmi tarafı sadece Pro Plus modelinde kullanmış. Ben kavisli ekranı çok seviyorum arkadaşlar. Telefonlara gerçekten güzel bir görünüm sağlıyor. Bunun yanında şu özelliği var kavisli ekranların. Ekran çerçeve oranını maksimuma çıkartıyor. Ekranlar yana doğru kavisli olduğu için arkadaşlar yan çerçeveler neredeyse yok kıvamında ki burada Redmi hem üst hem de alt çerçeveleri gerçekten çok ince tutmuş. Şöyle diyebilirim sizlere, yani yukarıda sadece hoparlöre yetecek bir incelik söz konusu. Bu sebeple de Redmi çalışanlarını, gerçekten Redmi mühendislerini tebrik etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi son derece muazzam bir tasarımla karşımıza çıkmış durumda. Pro Plus modeli arkadaşlar benim çok hoşuma gitti. Tutuş hissiyatı vesaire son derece muazzam. Gerçekten şık görünüyor. Ha, telefon böyle kullanabilirsiniz ama kutudan arkadaşlar cihazımızın kılıfı da çıkıyor. Bunu sizlerle paylaşmış olalım. Biliyorsunuz son dönemde artık kutular iyice inceldi. Kutulardan şarj adaptörleri, kılıf vesaire hiçbir şey çıkmıyor. Sadece tip C kabloları çıkıyor ama Redmi burada bir fark daha yaratıyor ve kutunun içerisine kılıf ekliyor, kablo ekliyor. Bir de yetmiyor arkadaşlar. Burada tam 120 wattlık bir şarj adaptörü var. Bakın 120 watt. Bu arkadaşlar şu anlama geliyor. Telefonunuzu şarja taktığınız anda saniyeler içerisinde Redmi Note 13 Pro Plus size tüm günü yetecek kadar bir şarj kapasitesi sunuyor. Burada şunu paylaşmak istiyorum sizlere. Ben bu telefonu test ederken arkadaşlar tam evden çıkmak üzereydim ve baktım şarjı %2 seviyelerinde. 5-10 dakikalık da bir sürem var. Telefonu şarja taktım ve bu 10 dakikalık süre içerisinde bana tüm günü geçirmemi sağlayacak bir şarj seviyesi sundu. Bu gerçekten benim için muazzam bir özellik. Neden? Çünkü tam evden çıkacaksınız, bir bakıyorsunuz şarjınız bitmek üzere ve telefonunuzu şarja taktığınız anda saniyeler içerisinde size o günü çıkartacak kadar bir şarj seviyesi sunuyor. Bu gerçekten günümüz cihazlarında mutlaka ama mutlaka bulunması gereken bir özellik diyebiliriz arkadaşlar. Şunu da belirtelim, hızlı şarj demişken bu cihazda arkadaşlar gördüğünüz gibi son derece ince. Ya bu kadar ince görününce şunu düşünebilirsiniz, ya bu kadar ince olduğuna göre bu telefon hani batarya miktarı düşüktür. Hayır arkadaşlar, bu cihazda tam 5000 mAh'lik bir batarya var ve dolayısıyla sizi bir gün boyunca sıkıntısız bir şekilde idare ediyor. Buradaki bir gün senaryomuz şuna bağlı tabii ki. Eğer siz telefonla bol bol oyun oynuyorsanız, sürekli sosyal medyada geziniyorsanız, yani cihaz elinizden düşmüyorsa bile o günü rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben şöyle düşünüyorum. Bu cihaz daha çok böyle Z kuşağına, daha doğrusu biraz böyle lise, üniversite çağındaki öğrencilere hitap ediyor. Dolayısıyla bu noktada şunları veriyor bize. Ben bir gün boyunca arkadaşlarımla oyunda oynayabilirim. Online bir şekilde sosyal medyada arkadaşlarımla iletişime geçebilirim. Gün boyunca telefon elimden düşmez ve buna rağmen şarj beni bütün gün boyunca idare ediyor. Ki dediğim gibi arkadaşlar 120 wattlık bir hızlı şarj söz konusu. Böyle bir durumda tabii ki saniyeler içerisinde şarjınız bitse dahi, ki sanmıyorum, ama şarjınız bitse dahi ne yapabiliyorsunuz? Telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Gelelim cihazımızın kamera özelliklerine. Burada arkadaşlar tam 200 megapiksel çözünürlüğünde bir kameramız mevcut. Yani siz bu telefonu aldığınızda hem doya doya oyun oynayabiliyorsunuz hem de muazzam fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Üstelik bunları uygun bir fiyata yapabiliyorsunuz ki bence en önemli durum bu. Yani bu kadar çok özelliği size uygun bir fiyata sunan telefonun yelpazesi biraz daha normalde kısıtlı olur. Ama burada Redmi yelpazeyi açtıkça açmış arkadaşlar. Burada bahsetmek istediğim bir diğer konu ise arkadaşlar ekranla ve oyunla ilgili daha çok. 1.5K'lık 120 Hz'lik AMOLED bir ekranımız var. Dolayısıyla bu noktada baktığımız zaman
Oyunlarda sizlere muazzam bir deneyim sunuyor ki bu bence önemli. Oyundaki çözünürlük bir yana arkadaşlar, oyundaki yenileme hızı sizleri laglardan da korumuş oluyor. Bu gerçekten önemli bir unsur diyebiliriz. Ekran boyutunu merak edenler için onu da söyleyeyim. 6.67 inç arkadaşlar, ama ben bu videoyu daha çok böyle bir öne çıkan özellikler videosu şeklinde yaptığım için bu tarz özelliklere çok fazla girmiyorum. Yani Yonga setinin performansıdır, testidir vesaire daha sonra yapacağımız incelemede zaten bahsedeceğim arkadaşlar. Ama Yonga setini merak edenler için MediaTek Dimensity 7200 Ultra ile geldiğini hatırlatalım ki bu amiral gemisi kıvamında bir Yonga seti. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım arkadaşlar. IP68'e geliyor bu telefon. Yani suya ve toza karşı son derece dayanıklı bir yapıda karşımıza çıkıyor. Bunun yanında parmak izi okuyucusu sensörünün de ekran altında bulunduğunu sizlerle paylaşmış olayım. Evet, Redmi Note 13 Pro Plus'ı bitirmeden önce, öne çıkan özelliklerini bitirmeden önce bu cihazla çektiğimiz fotoğraflardan biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü o istatistiği vesaire de var ve gerçekten ciddi anlamda güzel fotoğraflar çekiyor telefon. Biz birkaç tane fotoğraf çektik. Dilerseniz şimdi bunlara beraber bir göz atalım ve sonrasında sıra Redmi Note 13 Pro'ya geliyor. Evet arkadaşlar, sıradaki modelimiz Redmi Note 13 Pro ki bence Türkiye'de hani Redmi Note serisindeki en çok satan model bu Pro olabilir arkadaşlar. Çünkü gerçekten beklentileri karşılayan muazzam bir cihazla karşı karşıyayız ki burada fiyat kısasının sınıfındaki modellere nazaran çok düşük kaldığını da sizlere söylemem gerekiyor. Öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Tasarım olarak benim çok hoşuma gitti telefon. Yani bu arka kamera tasarımları vesaire, böyle iki tane büyük mercek koymuşlar. Bir tane buraya küçük kamera koyup altına aynı ölçülerde bir flash ışığı yerleştirmeleri vesaire gerçekten çok hoş gözüküyor. Bir diğer unsur ise arkadaşlar, telefon delikli ekran tasarımıyla geliyor ve bunun yanında şöyle bir özellik var burada. Gerçekten çerçeveler çok ince. Bakın şöyle size hemen göstermek istiyorum. Çerçeveler arkadaşlar muazzam derecede ince. Burada Redmi ekran gövde oranını gerçekten üst levellere çıkarmış durumda. Şöyle diyeyim sizlere. Normalde arkadaşlar bu telefon, ciddi söylüyorum yani, görseniz orta segment değil de bir üst segment cihaz zannedersiniz. Tasarımı o şekilde karşımıza çıkıyor. Normalde biliyorsunuz orta segment cihazlarda biz şuna alışırız. Çerçeveler biraz daha kalın olur böyle. Hani ekran biraz daha sönük olur. Ama burada tam tersi bir durum söz konusu. Çerçeveler son derece ince, tasarım hatları son derece keskin ve gerçekten tam bir fiyat performans modeli olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu telefonun öne çıkan özellikleri neler? Hemen bunlardan bahsedelim sizlere. Tabii ki arkadaşlar öncelik ekran. Burada arkadaşlar 6.67 inçlik FHD Plus çözünürlüğünde AMOLED bir ekran söz konusu ve bu ekranın tazeleme hızı 120 Hz'e kadar çıkıyor. Bu gerçekten önemli. Özellikle oyun oynayanlar için bu tazeleme hızının yüksek olması çok önemli arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz oyunlarda aksiyon biraz yüksek olduğu zaman, tazeleme hızı düşükse ekranda lag veya buglara maruz kalabiliyoruz. Dolayısıyla bu noktada eğer ya ben çok sağlam bir oyuncuyum, günün birkaç saatini mutlaka telefonda oyuna ayırıyorum diyorsanız, bu noktada Redmi Note 13 Pro sizleri ekranıyla üzmeyecektir arkadaşlar. Bunu ben gönül rahatlığıyla söyleyebilirim sizlere. Şimdi gelelim cihazımızın bir diğer öne çıkan özelliğine. Nedir bu? Tabii ki arka tarafta bulunan 200 megapiksellik kameramız arkadaşlar. Redmi burada bize üçlü bir ana kamera döngüsü sunuyor. Ve hemen şurada zaten 200 megapiksel yazıyor. Ben bu kamerayı kullandım arkadaşlar. Cihazla çeşitli fotoğraflar da çektik. Kamerası gerçekten benim çok hoşuma gitti. Yani muazzam fotoğraflar çekebilen bir telefonla karşı karşıyayız. Hani şöyle düşünebilirsiniz. Ya orta segmentteki bir telefon ne kadar iyi fotoğraflar çekebilir? İşte bunun cevabını size Redmi Note 13 Pro veriyor. Dilerseniz şimdi bu telefonla çektiğimiz fotoğraflara birlikte göz atalım.
Evet, gördüğünüz gibi fotoğraflar tarafında son derece muazzam işler çıkartabiliyor. Yani ya oyun oynayacağım ama iyi de fotoğraf çekse olur diyorsanız işte bakın burada Redmi Note 13 Pro karşınıza çıkıyor. Gelelim batarya kısmına. Telefon son derece ince, hafif. Dolayısıyla burada şöyle bir soru gelebilir aklınıza. Ya bu kadar ince bir telefonda, bu kadar da hafif olduğu için bataryası biraz kısıtlı mı acaba? Hayır arkadaşlar. Burada tam 5000 mAh'lik bir batarya söz konusu ve bu batarya 67 watt hızlı şarj desteğine de sahip. Burada önemli olan şu arkadaşlar, 67 wattlık hızlı şarj adaptörümüzün kutunun içerisinde çıkması. Biliyorsunuz az önce de söyledim, Redmi Note 13 Pro Plus'ı anlatırken de söyledim. Artık kutular inceldi ve kutuların içerisinden şarj aleti, kılıf vesaire hiçbir şey çıkmıyor. Sadece bir kablo çıkıyor ama Redmi bu noktada da farkını ortaya koymuş ve hızlı şarj adaptörünü kutunun içerisine yerleştirmiş. Yani burada Redmi Note 13 Pro'yu aldığınızda da kutu içerisinden 67 wattlık hızlı şarj adaptörümüz geliyor arkadaşlar. Bu şarj adaptörüyle telefonu saniyeler içerisinde, yani 10 dakikada %40-%50 seviyelerini şarj edebiliyorsunuz. Burada şunu söyleyebilirim sizlere. Eğer Redmi şarj süresini kısaltıp reklam yapma peşinde olsaydı 4000 mAh'lik bir batarya koyup şarj süresini çok daha aza indirebilirdi. Ama burada kullanıcı dostu bir düşünce öne çıkmış ve 5000 mAh'lik batarya ile tabii ki şarj süresi biraz daha artıyor. Ama yine de normal cihazlara göre, yani günümüzdeki orta segmentte bulunan hatta üst segmentteki cihazları da bu kapsama alabiliriz. Pek çoğuna göre Redmi Note 13 Pro bizlere daha hızlı bir şarj desteği sunuyor arkadaşlar. Genel olarak iki telefonun öne çıkan özellikleri bu şekildeydi. İkisinde de parmak izi okuyucusu, NFC gibi özellikler mevcut arkadaşlar. Yani bu tarafta da kullanıcılarını üzmüyor bu cihazlar. Aradığınız özelliklerin pek çoğu bu iki cihazda da mevcut aslında. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Ben iyi fotoğraf çeken, fiyatı çok fazla pahalı olmayan bir telefon arıyorum. Cevabı direkt olarak akla gelen model Redmi Note 13 Pro ya da Pro Plus olacaktır. İyi oyun oynayan, performansı doruk noktalarında yaşayabileceğim, Google Play Store'daki tüm oyunları rahatlıkla ısınma, donma, kasma yapmadan oynayabileceğim telefon lazım diyorsanız yine burada Redmi Note 13 Pro Plus ve Redmi Note 13 Pro ismi ön plana çıkıyor. Kısaca özetlememiz gerekirse toza ve suya karşı dayanıklı. Her iki cihazda IP54 var. Burada Redmi Note 13 Pro'da da yeri gelmişken belirteyim. Bunun yanında iyi oyun oynayabileceğim, bana ısınma yapmayacak, şarjım bittiğinde hızlı bir şekilde şarj edebileceğim, ekran tazeleme hızı yüksek seviyelerde olan ve tabii ki iyi fotoğraf çekebileceğim bir telefon diyorsanız burada cevap hemen önümde duruyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu bir inceleme videosu değildi. İki telefonun öne çıkan özelliklerinden bahsetmek istedim size de ama yakın zamanda inceleme videoları da gelecek arkadaşlar. Hatta bu cihazların oyun ve kamera performansı için sizlere iki ayrı uzun video da çekeceğim. Bu videolarda kamera performansını sizlere uzun uzun göstereceğim. Bayağı bir video çekeceğim, fotoğraf çekeceğim ve bunları size detaylıca göstereceğim. İki cihazı da net bir şekilde görebileceksiniz. Bunun yanında arkadaşlar şu var. Bu iki cihazın oyun testini de yapacağım sizler için. Sıcaklığını ölçeceğim. Oyuna başlarken ve oyun sonrasında kaç derece olduğunu net bir şekilde görebileceksiniz. Bu testi de sizler için yapacağım. Yani önümüzdeki süreçte hem Redmi Note 13 Pro Plus hem de Redmi Note 13 Pro ile çok güzel içerikler yapacağız arkadaşlar. Bizleri takip etmeye devam edin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.